Bak daha sadece 4-5 gün öncesine kadar bir daha gündemle alakalı video yapmayacağım, dolarla alakalı video yapmayacağım dedim yine tutamadım kendime. O kadar garip şeyler oluyor, o kadar garip şeyler oluyor ki hala inanamıyorum bazı insanlara. Yok, yok dolar başka yerde 3 lira, 5 lira, 10 lira da bizde niye 14 lira? Dünyanın her tarafında aynı. Dolar, Amerikan doları dünyanın her tarafında 14 lira olarak geçiyor. Benim bu konuda söyleyecek tek şeyim dostlar ciddi anlamda bizi kim bu duruma getirdiyse hakkımı asla ve asla helal etmiyorum. Bu sabah annem aradı oğlum işte para gönderir misin bir haftadır işe gidiyorum belim çok ağrıyor sana söyleyemedim dedi. Annemde bel fıtığı var ve böyle saçma sapan bir iğnemi ne var? O iğneyi 3 sene önce de olmuştu 800 liraydı şu anda tahminine göre 2500-3000 lira. Bir iğne dostlar o iğneyi olamadığında ciddi şekilde acılar yaşıyorsun. Hadi biz bir şekilde o parayı toparlayıp o iğneyi oldurtabiliyoruz diyelim sevdiğimiz insanlara. E ev kirasını dahi veremeyen insanlar nasıl bunu yapacak? Hep diyordunuz ya yol yaptılar, köprü yaptılar, hastane yaptılar. Öyle bir seviyeye geleceksiniz ki o hastaneye gidemeyeceksiniz zaten. Var olan hastaneye gidemeyeceksiniz. Fiyatlardan, ilaç fiyatlarından dolayı. Tekrar söylüyorum kim bu duruma getirdiyse bizi sorumlular artık her kimse. Kesinlikle hakkımı helal etmiyorum. Sülalemde en sevdiğim insan babaannemdi. İki sene önce vefat etti kendisi mezardan çıkıp dese ki ya hakkını helal et bak büyüklük sende kalsın boş ver dese yine de helal etmem. Geceleri uyuyamıyoruz adam akılda. Ülke ekonomisini düşünmekten yarın dolar ne olacak diye düşünmekten, yarın markete gittiğimizde acaba bugün fiyatlar ne durumda diye düşünmekten, hadi bunların hepsini geçtim acaba ülkede insanlar birbirine girmeye başlar mı diye düşünmekten. Çünkü yapılan birçok araştırma şunu çok net bir şekilde gösteriyor. Bir ülkenin ekonomik seviyesi ne kadar düşükse suç oranı o kadar çok artıyor. İnsanların artık kaybedecek bir şey olmamasından kaynaklı olarak. Tamamen yaşama içgüdüsü. Herkes daha rahat yaşamak için bir başkasını ezecek, bir başkasının malını vesaire çalacak. Bir yöne bir millet değiliz falan demeyin gayet de öyle bir milletiz. Sadece bugüne kadar halkımıza çok fazla yansımadığı için bunun farkında değildik. Bugün 4-5 tane çiftçi videosu izledim. Belki sizin de karşınıza çıkmıştır dostlar. İnsanlar bütün mallarını çöplere atmışlar. Domatesleri, salatalıkları, biberleri her şeyi çöpe atıyorlar. Bırakıyoruz bu işi diyorlar. Neye durup Barış abi? Amına koyan Dolar dolar olmuş 20 milyon. Domates olmuş 1 milyon. Ben 20 sene önce bunu amına koyduğumu. Ha doy. He. Doy. Adam ağlıyor. Hadi, Hadi bir daha. Bırakım. Sen de manda arabayı satacağım Geçiyorum ben. Geliyorum ben. Yine aynı şekilde 4-5 tane fırıncı videosu gördüm. Ki bunlardan bir tanesi Rizeli bir fırıncıydı. Daha önceden çok ciddi bir AKP destekçisi ve reis sevdalısı olduğu ortaya çıktı daha sonra. O amcamız bile demiş ki ben fırınımı kapatacağım böyle giderse ekmek falan satmayacağım. Gram acımıyorum sana amca. Sadece o videolardan sana acımadım. Diğerleri de senin gibi ise onlara da acımıyorum. Deli gibi kar ederken güzel der şey. Gençler kitap alamıyoruz, şunu yapamıyoruz, bunu yapamıyoruz, gezemiyoruz, tozamıyoruz, doğru dürüst telefon bile alamıyoruz derken taksit almak zorunda kalıyoruz derken, eve gidip bir oyun konsoluyla oyun bile oynayamıyoruz derken ya bizim zamanımızda bunların hiçbirisi yoktu. Hastane yoktu, yol yoktu. Doğru dürüst demesini çok iyi biliyordunuz. E ne oldu da her şey market fiyatlarına yansıyınca market fiyatları birden 3 katına çıkınca böyle bir düşman olmaya falan başladınız? İşin ucu size dokununca geldi değil mi bu? 2000 lira emekli maaşı alan dayılar neden şey diyordu sürekli? Çok iyi ya inanılmaz ya her şey mükemmel ya. Git bakalım o 2000 liraya şu anda markete ne alabiliyorsun 2000 lira ya. Dana bonfilenin kilosu 170 180 lira olmuş. Git al bakalım bir kırmızı et. Almaya çalış. Kurban bayramında bile artık et yiyebilecek misin bakalım? Sevdiğin bir insanın düğünü olduğunda veya bir nişana, kınaya, sünnete falan gittiğinde gram altın daha iyi alabiliyor musun? 1000 lira şu anda gram altın. 1000 lira. Çeyrek 1500 mü? 1700 lira mı ne? Çeyrekten bahsediyorum. İşin ucu size dokunana kadar her şey mükemmel. Ah ne güzel. Gençler şöyle nankör böyle nankör. İşin ucu size dokununca dükkanımı kapat. Kapat. Sen hak ettin. Ben hak etmedim. Bir başka başka etmedi ama sen hak ettin sen kapat. Açım desen yine gram acımam çünkü insanlar da açım diyorlardı siz de onlara acımadınız. Bir hafta önce çuvalını 180 liraya aldığın un 400 lira olunca mı aklın başına geldi? Ekonominin kötü olduğunun farkına vardın. Sattığın ekmeklerden kar edemeyince mi farkına vardın? Senin gibi insanlar en azından şu an yavaş yavaş sıkıntı çekmeye başladı. Gerçi siz dünyalığınızı falan da yapmışsınızdır çok bir problem yaşayacağınızı da düşünmüyorum da insanlar yıllardır problem yaşıyorlar. Hiçbir şey yapamıyorlar. Hiçbir şey. Türkiye'de gayet iyi bir şirkette orta halli olan bir yönetici. Bak şirkette orta halli yöneticiden bahsediyorum. Polo bile alamıyor ya. Polo'dan bahsediyoruz ya. Lan Polo dediğiniz arabayı Almanya'da, Fransa'da, Belçika gibi ülkelerde dükkanı olan insanlar işçilerine öylesini alıyor. Al Polo'ya bin, al Golf'e bin falan diyorlar. İşçi sınıfı için çıkmış bir araba zaten. İşçi sınıfı işe gidip gelsin diye üretilmiş bir araba zaten. 350-400 bin lira len, en ucuzu. Son çıkanlardan falan bahsetmiyorum. Golf'ün 2021 modellerinden falan. Onlar 700-800 bin lira. Belki daha fazla bile olmuş olabilir. Ucu size dokunana kadar oh her şey çok güzel, mükemmel. İnsanlar açız dediğinde siz vatan aynısınız, siz söylesiniz, siz böylesiniz deyin. Ondan sonra size dokunucu çok kötü ya, ya reis bu böyle olmaz ya. Evet. <laughs> Gidiyorum ben.